Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlar Beyblade Burst Sparking'den Rage Longinus'un tanıtımını yapacağım. Sanırım Türkiye'de 3 veya 4. tanıtım bu. Benim 2. Takaraton Beyblade'im. İsterseniz ilk önce kutu ve kutu içeriğini tanıtalım. Sonra da Rage Longinus'u tanıtalım arkadaşlar. İsterseniz ilk önce nereden aldığımı söyleyeyim. AliExpress'ten aldım. 123 liraya aldım arkadaşlar. Ürünün linkini aşağıda vermeyeceğim. Başka bir satıcıdan vereceğim. Çünkü bu satıcı hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bana çok geç gönderdi. Ve iletişim falan çok kötü. Yani satıcıyı beğenmedim ama Beyblade çok güzel. Kutu da bayağı ezik geldi gördüğünüz gibi. O yüzden size başka bir link vereceğim aşağıda, daha güzel bir satıcıdan. Ben bunu kuponla 123 aldım. Normalde bu 163-150 arası falan arkadaşlar. Şimdi isterseniz kutudan başlayalım. Şu önde Louie'nin ve Rage Longinus'un resmi var. Şurada Takaraton'un yazısını görüyorsunuz. Burada bir Super King yazısı var. Şöyle yanlarda. Burada pek bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada da pek bir şey yok. Rage Longinus'un upper özelliğini gösteriyor. Ondan sonra burada parçalarını gösteriyor. Longinus Rage 3A ve Destroy Dash Driver var arkadaşlar. Şöyle arkada sahayı gösteriyor. Burada iki parçaya ayrılıyor. Chassis ile birlikte 3 chip ile 4-5 parça ayrılıyor. Burada da Sparking sistemini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz kutu içeriğine geçelim. Kutu içeriğini şöyle bir boşaltayım. Sticker'ı var, şöyle bir kağıt var. Bir de şöyle bir kağıt var. Sticker'ları şöyle, zaten bunları fazla göstermeye gerek yok. Normal sticker şuraya koyalım. Şu kağıda geçelim. Şu kağıtta şöyle kullanma kılavuzu gibi bir şey burada arkadaşlar. Bunda da fazla bir şey yok. Asıl önemli olan kağıtlarda şu kağıdı tanıtacağım şimdi. Bu kağıt nadir Beyblade'lerden çıkıyor arkadaşlar. Random Booster'larda sadece Prized Beyblade'lerden çıkıyor sanırım. Burada Hayuga ve Hikaru'nun fotoğrafı var. Burada bu hangi chest'i? Bir de chassis'in resmi var, altın renkli. Burada Variant Lucifer'ın fotoğrafı falan var arkadaşlar. Ondan sonra burada Rage Longinus ile yapabileceğiniz komboları gösteriyor. Rage Longinus King ve Bires ve performans ucunun adını bilmiyorum. Bu performans ucundan var. Rage Helios 3A ve Nothing. Sanırım şu kombaların hiçbirini yapamıyorum. Belki bunu yaparım diyeceğim ama bundan da şey yok bende. Nedir onun adı? Konuşamadım. Fafner yok. Wizard demişim. Pardon. Mirage yok. Rage Fafner, bir de Will Evolution. Bu parçaların hiçbirini yapamıyoruz maalesef komboyu. Şurada Takaraton yazısı var. Şimdi isterseniz Beyblade'i tanıtmaya geçelim. Beyblade'imiz bu arkadaşlar. Çok güzel bir Beyblade. Çok da ağır. En ağır ikinci Beyblade şu an Beyblade tarihinde. Sanırım 70 gram falan da, 69-70 gram falan olması lazım. Şuralarında metal parçaları var ringinde. Chassis'i 3A. Buradan upper özelliği var arkadaşlar. Buradan yukarı doğru fırlatabiliyor Beyblade'leri. Şöyle zikzak şeklinde geliyor. Havaya doğru fırlatıyor. Destroy Dash Driver'ı var bir de arkadaşlar. Bunda şurası dönüyor. Aynı Zia Kiles'te de vardı bu driver, Random Booster'dan çıkan. Yani gayet güzel bir evde saldırı türü arkadaşlar. Bayağı ağır. Gayet de güzel. İlk Takara Sparking bir evliydim. Şimdi parçalarına geçelim isterseniz. Parçalama sistemi de bayağı iyi. Şöyle, şimdi ilk önce Destroy Driver'ına geçelim. Destroy Dash gayet güzel. Dash özelliği burası kırmızı arkadaşlar. Dash'lerde kırmızı oluyor. Normal Destroy ile karşılaştıralım bir isterseniz. Aralarında çok bir fark yok. Ufak desen farkı var sanırım benim görebildiğim kadar. Şöyle siz de bakın isterseniz. Ufak bir desen farkı var. Bir de bu daha şeffaf. İkisi de bu şekilde arkadaşlar. Bu normal Destroy, bu da Dash hali. Şimdi isterseniz chassis'ine geçeceğim bir de. Evet. Şimdi chassis'ine geçelim arkadaşlar. 3A chassis gayet güzel ama hafif bir chassis bu. 43 gram falan, en hafif chassislerden biri. 1B ile bu 43 gram ama tekli olarak, yani diğer Ragnarok veya Satan'daki chassisler, onlar daha hafif. Bunlar tekli chassis olarak diyorum. Single falan deniyor. Tam onu hatırlamıyorum ama gayet güzel. Mavi arkadaşlar, mavi demişim kusura bakmayın. Mor buraları. Buradan dediğim gibi upper yapıyor, buradan yukarı doğru fırlatıyor. Buradan iki taraftan fırlatabiliyor arkadaşlar. Böyleydi.
Hız saldırı çemberine geçelim, ringine. Ringi de Sparking Bey'lerine göre en ağır Sparking Layer'ı arkadaşlar, 17 gram. Şöyle buraları metal zaten, buradan yukarı doğru yapıyor. Aynı özellik burada da var. Burada Sparking çipini göstereyim şimdi de isterseniz. Sola doğru dönen Beyblade Longinus bildiğiniz gibi. Sparking çipi de böyle, şu parçayı çıkartmaya gerek yok isterseniz. Zaten bir işe yaramıyor şu otistik çekirdek denen şey. Çip de aslında pek bir işe yaramıyor ama Beyblade'lerin şeyini, görünümünü değiştiriyor, adını falan. Şu çip de zor takılıyor. Şunu hemen bir takayım ben. Ne tarafa takılıyor ya? Şunu bir takıp geliyorum ben. Evet, taktım. Ringi bu şekilde. Şimdi isterseniz parçalarını birleştirelim bir. Ringini taktım chassis'e ve chassis'le ring birleşince bu şekilde gözüküyor. Şimdi Destro'yu takalım isterseniz. Ve Beyblade'imiz hazır. Rage Longinus bu şekilde. Şimdi isterseniz bir test battle yapalım. King'le kapıştıralım. Master Diabolus'la kapıştıralım. Ondan sonra Buster Excalibur ile kapıştıralım. Bir de Kurt Satin ile kapıştıralım arkadaşlar. Sonra şunları alayım ben de. Evet, şimdi kapıştırabiliriz. İlk önce Buster Excalibur ile kapıştırayım. Şöyle ilk önce Buster'ı atayım. Sağı da ayarlayalım. Şimdi Rage'i atıyorum. Ve Rage gördüğünüz gibi bir de sola döndüğü için hafif hızla çalabiliyor karşı taraftan. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yendi. Şimdi Kurt Satan ile yapalım bir de. Satan'ı alamayabiliyor bazen arkadaşlar. Şöyle fırlattım. Atalım. Biraz üstüne geldim, olsun. Evet, şu an kapışıyorlar. Satan bakalım grip yapabilecek mi? Ama Longinus ondan hız çalıyor. Belli de olmaz. Satan alabilir. Longinus'un staminası bitiyor çünkü. Sanırım Satan alacak gibi. Ve Satan alıyor arkadaşlar. Stamina savaşını yendi Satan. Şimdi bir de isterseniz Master Diabolus'la yapalım. İlk önce Diabolus atalım. Sola dönüş yönünde arkadaşlar Diabolus. Şimdi Longinus'u atıyorum. Bakalım kim alacak. Sağı da sil diyenler oldu arkadaşlar. Sağı siliyorum ama çıkmıyor. İz onlar. Diabolus merkeze gitti. Longinus saldırıyor. Ve sanırım Longinus alacak gibi. Ve evet, Rage Longinus yanıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Rage Longinus'u tanıttım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 1900 abone olmamıza 90 abone falan var, 89. Umarım yakında oluruz. 2000'e doğru gidiyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.